Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2021 Ferrari kariyerine Kanada Grand Prix'si ile devam ediyor olacağız. En sonki bölümde Azerbaycan Grand Prix'sinde maalesef çok fazla puan alamadık. Sadece 1 puanla hafta sonunu kapatmıştık. Kanada Grand Prix'sinde daha hızlı olacağımızı düşündüğümü söylemiştim önceki bölümde. Bakalım haklı çıkacak mıyız? Bunun gibi birçok F1 2021 videosundan haberdar olmak için ve kariyer moduyla ilgili videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda Q1'deki ilk turumuzu tamamlamış olduk. Q1 seansının sonunda iki araçla birden Q2'ye kaldığımızı görüyoruz. Şimdi biraz daha fazla zorlayacağız. Bakalım bu hafta sonu ilk 5 içerisinde yer alma şansımız olacak mı? Ayrıca yarışın sonunda yağmur beklentisi var. Ama yarışa ne kadar etki edecek pek emin değilim. En hızlı tur 1.08.174. Kanada Grand Prix'si Gilles Villeneuve'de en hızlı tur atmıştık ama rakiplerimiz derecelerini geliştirmiş. Ve Q3 seansındayız. Her şeyin ortaya çıkacağı, pol kapışmasının yaşanacağı Q3 seansındayız. 2019 ve 2018'de burada Ferrari çok hızlıydı ve pol pozisyonunu almayı başarmıştı Sebastian Vettel'le beraber. Özellikle 2019'daki Vettel'in turu tek kelimeyle inanılmazdı. Yarıştaki olaylar bambaşka ama ona da uygun bir anda değinebiliriz. Bu arada Bottas çok yakın. Saçma şekilde zorladı ve şu anda ilk turumuzu tamamlamış olduk. İkinci kez pistteyiz. Biraz daha fazla zorlayabiliriz bu turda. Çünkü Bottas az önce çok yakındı ve saçma sapan şekilde bir baskı kurdu üzerimizde. Bu da iyi bir tur atmamızı engellemiş oldu. Q2 seansına göre çok daha yavaş kaldık. Şimdi ilk sektörde en iyi dereceyi yakalıyoruz. Mor sektör derecesi. İyi bir şekilde başladık tura. Bakalım pol alma şansımız olacak mı? Pol alamayabiliriz ama en azından ilk 5 içerisinde yer alırsak podyum için bir şansımız olabilir. Bu konuda umutluyum açıkçası. Yaz arasına girdiğimiz için günlük şekilde kariyer modu videoları atmaya çalışacağım. Bugün de üst üste gelen ikinci bölüm olmuş olacak bu. Evet, arka düzlüğe çıkıyoruz. 3. DRS düzlüğündeyiz. Bakalım şampiyonlar duvarında nasıl bir derece çıkartacağız bu sene. Kanada'da bazı değişiklikler yapıldı oyun içerisinde. Maalesef 2 yıldır burada yarış göremiyoruz ama DRS'miz aktif şu anda. 0.5 saniyelik bir gelişimle geliyoruz. Çizgiyi geçtiğimizde en fazla 8. sıradayız. Sıralama seansının sonunda Charles Leclerc 4. sırada yer almış. 8. sıradayız. Evet, grid'e bakacağız. Kanada Grand Prix'si için Valtteri Bottas pole'de, yanında Lewis Hamilton. Bottas oyunda çok hızlı. 2020 oyununda da bu şekildeydi. Saçma bir durum açıkçası. Ricardo da aynı şekilde fazlaca hızlı. Bir güncelleme gelmesi şart. Norris'le beraber yan yana başlayacağız. Alonso arkamızda, Pierre Gasly ile beraber. Aston Martin'ler 11 ve 12 olarak sıralanmış. Tsunoda, Ocon ikilisi. Önceki yarış Azerbaycan Grand Prix'sinde tek pit denemiştik orta hamurla. Bu yarışta biraz daha güvenli strateji yapacağız. Yarışın sonundaki yağmur beklentisi ortada ama çok fazla etki edeceğini sanmıyorum. Belki de yağmur gelmeden yarış bitebilir. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Kanada Grand Prix'si Gilles Villeneuve'de. Ön tarafta Lando Norris ile Sergio Perez'e karşı start alıyoruz. Çok iyi bir reaksiyonla şu anda öne doğru atılmış olduk. Sergio Perez, Leclerc ikilisi. Dış tarafta içeriden kendimizi göstereceğiz. Ön tarafta Bottas'la Ricardo mücadelesi. Karambolden faydalanıp şu anda 5. sıraya kadar yükselebildik. Lewis Hamilton ön tarafta. Hem takım arkadaşımızı hem de Sergio Perez'i geride bırakıyoruz. Güzel bir şekilde başladık yarışa. Ön tarafta Ricardo ile Max Verstappen'in savaşı. Yine arka tarafta oldukça yakın olduklarını görüyoruz pilotların. Lewis Hamilton önde biraz yavaş kaldı. Ricardo Verstappen mücadelesi sonrasında Verstappen yerini sağlamlaştırdı. Şimdi hava koridorundayız. Mercedes'e karşı geliyoruz. İkinci sektörün sonlarına doğru iç taraftan kendimizi gösterdik ve Lewis Hamilton'ı geçiyoruz. Mercedes pilotunu da geride bırakmış olduk böylelikle. 4. sıradayız. Şimdi Mercedes'ten karşı atak gelecektir. Frenaj bölgesinde yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Şimdi iyi bir çekiş yakalamak şart olacak ve Ricardo'nun peşine takılıyoruz. Güzel bir şekilde başladık yarışa. 4 sıra birden kazandık. Ön taraftaki isimler eğer sorun yaşarsa podyumda bulabiliriz kendimizi.
Şampiyonlar duvarına geçiyoruz çok agresif bir şekilde. Bottas ilk turu lider olarak tamamladı startta. Hamilton yavaş kalınca iki araca birden geçildi. Sonrasında da bizden atak yemiş oldu. 7 kez dünya şampiyonu. Sergio Perez oldukça yakın. Yarışın daha başındayız. Çok fazla değişiklik olacaktır. Önemli olan ön taraftaki isimlerle farkı korumak şu anda. Bu yarışta biraz daha iyiyiz. Aracın davranışları Monaco ve Baku'ya göre çok daha iyi. Fransa'ya gelecek güncellemeler önemli. Eğer ki o güncellemeler başarılı olursa daha da iyi olabiliriz. Sezonun ikinci yarısında hızlanıyoruz genellikle. Ve bu Avusturya ile beraber başlayan bir süreç. Yıllardır bu şekilde oluyor. Yine bu sezonda benzeri yaşanabilir. İlk sektörde mor dereceyi yakaladık az önce. DRS mesafesindeyiz. Önümüzdeki turda DRS açılacak ve geçiş festivali başlayacak Kanada'da. Şampiyonlar duvarını bir kez daha geçiyoruz. Gerçekten büyüleyici bir yer. Birçok şampiyon pilotun orada duvara girdiğini unutmayalım. Adının neden öyle olduğunu anlamak çok da zor değil. DRS açıldı. Ricardo'nun DRS mesafesindeyiz. Genellikle ilk sektörde daha hızlıyız. İkinci sektörde bir tık daha yavaş kalıyoruz rakiplerimize karşı. Bottas bu arada bayağı bir fark açtı. Şu anda galibiyet potasında sadece kendisi var. İkinci DRS düzlüğü. Buradaki düzlük 2019'da eklendi. Dördüncü turdayız. Ön tarafta Bottas. Rahat bir şekilde yarışı kontrol altında götürüyor şu anda Verstappen. Ricardo tarafından baskı altında. Biz de arayı kapatıyoruz bu şekilde. DRS treni başlamış oldu. Ricardo oyunda fazlasıyla hızlı. Yani gerçek hayatta görmek istediğimiz Ricardo buydu. McLaren'in bu sezonki aracı gerçekten çok kaliteli ve hızlı. Bununla beraber Ricardo'nun birleşmesiyle çok iyi bir ikili olacaklarını düşünmüştük. Fakat öyle olmadı. Lewis Hamilton oldukça yakın. DRS mesafesinde kalabildiğimiz için şu anda Mercedes pilotundan atak yiyecek kadar yavaş kalmıyoruz. Bu güzel. Strateji konusunda farklı şeyler deneyebiliriz eğer ki bu şekilde yakın kalırsak. Ama dediğim gibi risk almayacağız bu hafta sonu. Çünkü şu anda oldukça iyi bir yerdeyiz. Ve bu arada motorumuzda sorun olduğunu da unutmayalım. Eski bir içten yanmalı motorla yarışıyoruz. Ve bunun sonucunda düzlüklerde daha da yavaşız. Zaten motor tarafında geride olduğumuz bariz belli. Bu sorun da üstüne gelince biraz daha yavaş kalacağız düzlüklerde rakiplerimize karşı. Ricardo'ya çok yakınız. 0.4 saniyelik fark kaldı aramızda. Evet, 8. turda pit aralığının açıldığını söyledi Jeff. Ricardo da Verstappen'e çok yaklaştı. Her an bir geçiş yaşanabilir bu ikili arasında. Zaten nasıl bir temas yaşadıklarını biliyoruz Bakü'de. O yüzden yakından takibe devam etmeliyiz. Arkadan kayma yaşadık. En ufak bir temasta, en ufak bir hatada kendimizi ikinci sırada bulabiliriz. İkinci DRS düzlüğüne çıkarken çok fazla zorluyoruz ve yine bir arkadan kayma yaşadık. Yine arkadan kayma yaşamış olduk. Ricardo Verstappen'in peşine öyle bir takıldı ki pite doğru yöneldi bu ikili. Sonrasında Lewis Hamilton pite girdi. Biz 1-2 tur daha dışarıda kalacağız. Bunun sebebi ise trafikte zaman kaybetmemek için. Belki bu şekilde overcut etkisini de çalıştırabiliriz. Şansımızı deneyeceğiz. Şimdi bayağı bir zorlamaya çalışacağım. 9. turun sonunda pite doğru geliyoruz. Orta hamura geçiş yapacağız. Ön tarafta Valtteri Bottas da bizim gibi biraz daha geç pite gelmiş oldu. Sergio Perez de şimdi pit yapacak. Yarışa nerede döneceğimiz büyük bir merak konusu. 2.5 saniyelik pit stop servisi. Oldukça iyi bir pit stop almış olduk takımdan. Verstappen geldi. Ricardo şu anda ön tarafta. Burada yavaşlayacaklar. Çok yakın olacağız. Pit çıkışında çok yakınız Ricardo ile beraber. Daniel Ricardo'ya çok yakınız. Biraz daha geç pite girerek arayı kapatmış olduk böylelikle. Şimdi belki bir şansımız olabilir. Balcorsun'a karşı çok yavaş kaldı. McLaren pilotu inanılmaz bir mücadele var aramızda. Ya şimdi ya hiç mantığıyla içeriden dalıyoruz ilk sektör sonunda ve Ricardo'yu geçiyoruz. Olağanüstü bir atakla Ricardo'yu beklenmedik bir yerde geçiyoruz.
tertemiz bir atak gerçekleştirmiş olduk Ricardo'ya. İşte bu şekilde içeriden daldık. İlk sektör sonunda tertemiz bir atak, hiçbir temas yok. Limitte bir geçiş gerçekleştiriyoruz. Ferrari ile McLaren'i geride bıraktık. Sorunlu araçla podyum basamağındayız. Bakalım Ferrari kariyerinde 2019'dan sonra podyum yapma şansımız olacak mı? Valtteri Bottas 5 saniyelik farkla lider. Onun arkasında Verstappen ve 1.7 saniyelik farkla önümüzde. Ricardo'nun önünde kalmak kolay olmayacak. McLaren düzlüklerdeki en hızlı araçlardan birisi. Evet, 11. turun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Biraz dalgalı şekilde savunma yapmaya çalıştık ama RS'miz bitti. Ricardo dışarıya doğru geçmeye çalıştı. Aracımızı iyi bir şekilde konumlandırmış olduk. Şimdi daha avantajlı olacak. Daniel Ricardo'ya karşı savunmasız konumdayız. Ve dış taraftan DRS ile beraber geldi. Çok zorlanmadan podyum basamağına tekrar yükseldi. Lewis Hamilton da çok yakın. En ufak bir hatamızda Hamilton'a da geçilebiliriz. Bu şekilde devam etmemiz gerekli. İlk sektörde fazlasıyla hızlıyız. Rakiplerimize karşı ilk sektörde bayağı bir fark oluşturuyoruz. Fransa'ya planladığım güncelleme ön kanat tarafında bir güncelleme olacak. Daha henüz yapmadık ama yarışın sonunda aerodinami departmanından bunu yapmaya çalışacağız. Ve hızlandırılmış şekilde bunu yapacağım. Aracı daha da hızlı geliştirebilmek için. Bu şekilde belki şampiyonluk yolunda bir şansımız olabilir. Dediğim gibi şansımız düşük ama F1'de neler olacağını bilemeyiz. Şimdi DRS ve ERS yardımıyla geliyoruz. Ricardo kaçmaya başladı. ERS'miz bitmiş durumda maalesef. Çok fazla ERS kullanıyoruz motor tarafındaki eksikliği kapatmak adına. Şimdi DRS'miz aktif. Bir kez daha yaklaşmaya çalışacağız. Bal korsuna karşı geliyoruz. Son sektörde en iyi dereceyi yakaladık ve ilk virajda iç taraftan kendimizi fırlatıyoruz ve Ricardo'yu tekrar geride bırakıyoruz. Çok güzel bir şekilde arayı kapatmış olduk ve tekrar podyum basamağına yükseldik. Güzel bir yarış oluyor şu ana kadar. Gerçekten çok keyifli. Monaco ve Baku sonrasında oldukça yakın bir mücadele görüyoruz. Sezonun kalanı da bu şekilde geçer umarım. 14. tura gireceğiz. Ricardo bir kez daha yaklaştı ve DRS ile çok zorlanmadan öne geçti. Zaten Mercedes motoru başlı başına bir üstünlük abidesi. Bir de üstüne bizim motorda yaşadığımız sorunu düşünürsek çok fazla direnemiyoruz düzlüklerde. Sonraki yarışta yeni bir içten yanmalı motora geçiş yapacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. İkinci DRS düzlüğüne çıkarken çok fazla zorladık ve arkayı kaybediyorduk neredeyse. Zaman kaybettiğimiz bölüm genellikle o viraj. İkinci sektörde yavaş kaldığım yer orası diyebilirim. Yine atak mesafesindeyiz. Belki tekrar geçme şansımız olabilir Ricardo'yu. Ayrıca ikinci kez pit yapacağımızı unutmayalım. Bu nedenle yarışın daha orta noktasındayız. Birçok şey değişebilir. Ricardo'ya çok daha yakınız önceki turlara göre. İçeriye doğru iyice kapandı. Dış tarafı bıraktı bize. McLaren pilotuna karşı buradan frenliyoruz. Şampiyonlar duvarında. Şimdi Ricardo'yu tekrar geride bırakıyoruz. Kanada Gilles Villeneuve'de inanılmaz bir yarış. Lewis Hamilton'dan karşı atak çabası göreceğiz. Ama şimdilik Ricardo yerini korudu. Temas yaşıyorlar bu arada. İlk sektörde, ilk virajlarda temas yaşandığını gördük. İşte olayın tekrarı. Burada blokaj yaşamış Ricardo. Sonra Sergio Perez'e çarpmış. Onun da ön kanadında hasar var. Sonrasında Lewis Hamilton bu ikiliyi geride bıraktı. Şampiyonlar duvarında momentum kaybetti Ricardo ve sonrasındaki pozisyon kaybı kaçınılmaz oldu. 16. turda Mercedes'e karşı bayağı savunmasız konumdayız. Önümüzde DRS alabileceğimiz hiç kimse yok. Ve çok fazla direnemeyeceğiz gibi. Arka düzlükte işimizi bitirecek
burada direnme niyetinde değilim. Geçiş yapsın, sonrasında tekrar DRS ile yaklaşmaya çalışacağız. Çünkü direnmenin anlamı yok şu anda. Peşine takılacağız. Bakalım atak şansı olacak mı? Yine korkutucu bir an yaşamış olduk. Arkadan kaymayla beraber. Bu sene oyunun oynanış mekanikleri biraz daha farklı bildiğiniz üzere. Bu nedenle arkadan kaymalar çok daha farklı, çok daha fazla 2020'ye kıyasla. 2019'la 2020'nin karışımı diyebiliriz. Evet, şu anda çok fazla fark açamadı. Bu bizim için iyi. En azından belirli mesafede kalabiliyoruz. İkinci pit stopları düşünürsek erken pit hamlesiyle tekrar önüne geçme şansımız olabilir. Yarım saniyelik farkla önde. DRS ve ERS yardımıyla geliyoruz ama gerçekçi bir atak şansımız olmayacak gibi. Sonraki turlarda tekrar yaklaşmaya çalışacağız. Sorun yaşadığımız motora rağmen oldukça iyi bir performans gösterdiğimizi söylemek gerek. Bu kadar sorun yaşadığımız bir motorla bu denli rekabetçiysek, eğer ki sorun yaşamayacağımız bir motora geçiş yapsaydık çok daha hızlı olabilirdik. Bu arada Hamilton zorlarken biraz arkadan kayma yaşadı. Mercedes pilotunu 2019'da Vettel'e yaptığı gibi baskı yaparak hata yapmaya zorlayacağız. Bakalım bir hata görecek miyiz Lewis Hamilton'dan? Oldukça yakınız. Beklenenden daha hızlıyız Hamilton'a karşı. Biraz daha yavaş kaldı ikinci sektörde. Arka düzlükte bence bir şansımız olacak. İyi bir şekilde frenledik. Bayağı bir arayı kapattık bu arada. Neredeyse temas yaşayacaktık Lewis Hamilton'la. Şimdi arka düzlüğe çıkış yapıyoruz. DRS avantajı bizde olacak. 0.2 saniyelik mesafedeyiz. Mercedes ve Ferrari mücadelesi. Lewis Hamilton kaçıyor. Biz kovalıyoruz. İçeriye doğru iyice kapandı. Mercedes pilotu dış taraftan gelmeye çalışacağız. Şampiyonlar duvarında hata geldi ve 7 kez dünya şampiyonunu geride bırakıyoruz. Son virajda, son şikanda Mercedes pilotunu geçmeyi başardık. İşte inanılmaz mücadelenin tekrarı. Burada blokaj yaşadı. Hata yaptı. Ve biz de bu şekilde bu hatayı affetmedik. Tekrar podyum basamağındayız. Şimdi bayağı bir zorlayacağız arayı açabilmek adına. Çünkü DRS mesafesinde kaldığı sürece geçiş yapacaktır. 24. turun sonunda pite geliyoruz. Tekrar pit yapacağız ve yumuşak lastiklere geçiş yapıyoruz. Diğer rakiplerimizin aksine, işte söz mekanikerlerde. 2.5 saniye, yine aynı derecede pit stop servisi almış olduk. Gayet iyi bir derece. Pitten çıkıyoruz, bakalım nerede döneceğiz. Ve maalesef Lewis Hamilton'a geçildik. Ama yumuşak lastiklerde çok fazla avantajımız olacak. Bu yarış henüz bitmedi. Tekrar yakalayıp geçme şansımız olacaktır. En hızlı tur 1.10.060. 1 saniyelik mesafeye yaklaştık. Bu turda DRS mesafesine gelmiş olduk. Tekrar geçiş yapabilmek adına oldukça avantajlı bir konumdayız. Hem DRS avantajı bizde olacak hem de lastik farkı var. 2 tur daha dışarıda kaldık. Daha taze ve daha hızlı lastiklerle arayı kapatmaya çalışacağız. Dediğim gibi, eğer ki motorda sorun yaşamasak bizim için bu yarış çok daha kolay geçecekti ama yapacak bir şey yok. Elimizdekiyle en iyi sonucu almaya çalışacağız. Sonraki yarışta yeni bir içten yanmalı motor ve turboya geçiş yapacağız. Bu sezonun 5. yarışı. İlk 5 yarışta motor parçalarımız oldukça fazla aşınmış oldu. Değiştirdiğimiz motor parçalarını da antrenman seanslarında kullanmış olacağız. En azından ikinci güç ünitesi daha fazla dayanabilir bu şekilde.
Bakalım, yakın takibe başlıyoruz. Hata yapmadan baskıyı arttırmış olacağız. Nasıl ki az önce hata yaptırdıysak aynısını yapmaya çalışacağız. Eğer ki podyumu kaçırırsak gerçekten üzücü olur. Ama yine de iyi puanlarla hafta sonunu kapatmış oluruz. Önümüzdeki araç Mercedes motoru kullanmıyor olsaydı bizim için işler çok daha kolay olurdu ama yapacak bir şey yok. Hem daha verimli hem de daha güçlü bildiğiniz üzere. Gerçek hayatta Mercedes'in son haftalarda Honda'yı yakaladığı ve öne geçtiği söylentileri bir hayli fazla. Yapılan analizlere göre Honda biraz daha geriye düştü ama bunun sebebi FIA'nın yayınladığı direktifler değilmiş. Açıklamalar bu şekilde geldi Honda tarafından. En yakın olduğumuz mesafedeyiz. 0.4 saniye. Bir kez daha DRS mesafesindeyiz. Şampiyonlar duvarına geleceğiz. Sonrasında start düzlüğünde belki bir atak şansımız olabilir. Mercedes Ferrari savaşı Kanada Grand Prix'sinde alev aldı. 2019'da roller bambaşkaydı. Hamilton kovalıyordu, Vettel kaçıyordu. Şimdi ise tam tersi bir durum var. 32. turdayız ve ön tarafta sarı bayraklar var. Ön tarafta bakalım, Max Verstappen yarış dışı. Hollandalı pilot üst üste ikinci kez yarış dışı kalmış oldu. Red Bull pilotu bu kez Kanada'da yarışa veda edecek. Bizim için çok iyi oldu açıkçası. Podyuma çıkmış olacağız bu şekilde. Hamilton'ın peşindeyiz ama ikinciliği bırakmayacağız. Yani kolay şekilde bırakmayacağız. En azından mücadele ediyoruz. Leclerc 4. sıraya çıktı. Ferrari olarak 3 ve 4 olarak bitirmek gayet güzel olacak bizim için. Ama takım arkadaşımıza Fernando Alonso çok yakın. Hem lastik avantajı var hem de DRS avantajı olacaktır. Son turdayız. 35. turdayız ve şu anda ikinci sıraya el salladık diyebiliriz. Elimden geleni yaptım ama tekrar geçecek kadar yaklaşamadık. Bir iki tur daha geçip de girmemizin karşılığını aldık diyebiliriz. Biraz daha geç pit yaparak yumuşak lastiklerde avantajlı olmak istedim ama hatalı bir strateji oldu bizim için. Neyse ki Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla podyuma çıkmış olacağız. Ferrari'deki bu sezon alacağımız ilk podyuma doğru gidiyoruz. Son kez son şikanı geçiyoruz. Ön tarafta Williams pilotu Latifi tur 7 ve yarışı 3. olarak tamamlıyoruz. 8. olarak başladığımız yarışı podyumda tamamlamış olduk. Ferrari'de şahlanan hatta aldığımız ilk podyum oldu. Fernando Alonso günün pilotu seçildi. Aslında bizim seçilmemiz lazımdı. Çok daha iyi bir yarış çıkarttık. Podyumda tamamladık ve 8. sıradan 3. sıraya yükseldik. Tabii ki oyun en çok geçiş yapan pilotun en iyi olduğunu düşünüyor ve ona günün pilotu unvanını vermiş oluyor bu şekilde. Ve Valtteri Bottas adına kolay bir galibiyet oldu. Çok fazla zorlanmadı. Mercedes'in dublesi. Ve bu arada Türk bayrağını seçtiğimiz halde oyundaki hata nedeniyle podyumda Türk bayrağımız gözükmüyor maalesef. Bu konuda bir güncelleme gelmesi şart. Evet, yarışın sonunda Leclerc 7. olarak tamamlamış. Alonso ve McLaren pilotları geçiş yapmış takım arkadaşımıza karşı. Pilotlar şampiyonasında fark 73 puan. Oldukça büyük bir fark görüyoruz. Dediğim gibi güncellemeleri yapacağız ama hızlandırılmış şekilde yapmaya çalışacağız bu güncellemeleri. Evet, bir Ferrari kariyeri videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten harika bir yarıştı. Monaco ve Bakü sonrasında ilaç gibi geldi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde
Yeni videoları da kaçırmamış olursunuz. Sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında mevcut. Twitter ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.